9 milyon ağaç sayısıyla Türkiye'deki zeytin varlığının %8'ine sahip olan Milas'ta ikinci kez zeytin hasat şenliği düzenlendi. Dünyada sağlıklı tüketim olan ilginin her geçen gün artmasıyla gündemde daha fazla yer edinmeye başlayan zeytin ve zeytinyağının adeta başkenti konumundaki Milas'ta 2 yıldan beri süregelen hasat faaliyetiyle ilçenin bu alandaki potansiyeline farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye meydanında toplanan protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan grup Cumhuriyet Caddesi üzerinden Ata Park'a ulaştı. Milas Folklor Araştırmaları Derneği ekiplerinin halk oyunları gösterisiyle Ata Park'ta devam eden festivalde konuşan Milas Kaymakamı Fuat Gürel, ilçede 2000 yaşında zeytin ağaçlarına rastlandığını ve yaygın olarak zeytincilik faaliyeti geliştirildiğini kaydederek, Milas eski çağlardan beri zeytinle uğraşan bir bölge. Çok değerli zeytin ağaçlarımız var, böyle bir bölgede yaşıyoruz, çok kıymetli bir değerden bahsediyoruz, dedi. İlçemizde toplam tarım alanı 80 bin hektar. Tarım alanı var, bunun 53 bin hektarı. Zeytin hasadıyla, zeytin tarımıyla uğraşılmakta. Yani %66'lık kısmında zeytinlik alanlar oluşmakta. Ve üzerimizdeki zeytin ağaçları genelde engebeli arazilerde ve makineli tarımın yapılmasının zor olduğu alanlarda yapılmaktadır. İlçemizde yaygın olarak zeytinyağı kalitesi açısından çok önemli bir çeşit olan memecik çeşidi ve az miktarda da sofralık yemli çeşidi bulunmaktadır. Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazif Ekici burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 169 milyon zeytin ağacından 16 milyon 500 bininin Muğla'da olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Bizde zeytincilik çok önde gelen konulardan birisidir. Bunun en önde gelen ilçelerinden birisi de Milas'tır. Ben bu konuda istatistiki bir bilgi verecek olursam, zeytinle ilgili burada önemli bilgiler vardır. Dünya zeytin yetiştiriciliğinin %98'lik kısım Akdeniz Havzası'nda, geriye kalan kısım ise Latin Amerika ve diğer ülkelerde bulunmaktadır. Yaklaşık 9 milyon hektar üzerinde yapılan yetiştiricilikte en önemli üreticiler İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Suriye ve Türkiye'dir. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat da bu aylarda ilçede yoğun bir zeytin hasat faaliyetinin gerçekleştiğinden söz etti. Bilimsel tekniklerin kullanılmaya başlamasıyla zeytinciliğin gelişmeye devam ettiğine vurgu yapan Tokat şöyle dedi. Bu toprakların en değerli, en önemli ürünlerinden birisidir. En önemli simgelerinden birisidir. Sağlığı simgeler, bereketi simgeler, barışı simgeler, üretkenliği ve emeği simgeler. Vefayı simgeler, aynı zamanda dayanıklılığı simgeler. Zeytin, insana verdiğinden çok azını isteyen bir ağaçtır. Çok uzun dönem yaşayabilen, ama dediğim gibi insan ona çok fazla bir şey vermeden de insana çok şeyler vermiş bir ağaçtır. Ama son dönemlerde özellikle bilimsel tekniklerin kullanılmasıyla zeytinciliğimiz daha da gelişiyor. Bundan sonra da geliştireceğiz. Zeytin, Milas'ın en önemli markalarından birisidir. Bunu bütün ulusa ve bütün dünyaya hep birlikte tanıtmamız gerekiyor. Konuşmaların ardından komite üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti. Şenlik kapsamında zeytin ve zeytin ürünleri, zeytincilik gereçlerinden oluşan stand gezildi.